Bilmiyorsun. Her zaman Bahara yani. basmıyor olabilir ne demek? Lütfen şu zeka Kavrayamamış seviyesiyle olabilir. ilgili herhangi bir ima yolu yorum yapmayın rica ediyorum. Fiziksel özellikleriniz de dahil, kişilikleriniz de dahil rica ediyorum. İma yolu yapmayın. Madem şu anda ima ettin, değil mi? Madem Evet. o kadar direkt söylüyorsun, dön Bahar'a aynı şeyi söyle o Ama zaman. söylüyorum zaten Tamam ama Öykü Hanım. yani şu anda Sela ile konuşuyorsun. Onu da içeri almaya çalışıyorsun. Az sonra söz vereceğim. Eğer konuşmak isterse seninle konuşur. Bahar. Tekrar edebilir miyim? Hani söylediğinin %79'unu dinlemiyorum da çünkü. Tamam konu kapandı önemli değil. Herhangi bir yeni tartışma çıksın diye söylemedim. Meral Ben de şunu anladı. belirtmek istiyorum. Topuk boy dengesi olayının ben Meral'in fikri bile olduğunu düşünmüyorum. Toplantıdan beri sürekli aynı cümleyi duyuyorum ben ve aynı şekilde. Bu da onun arşivlerinden bir tanesi. Takılma geç. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen az önce parmaklarının ayakkabıdan görünmesi sinirimi bozuyor dedin. Tamam, Bu ben da şu anda enteresan bir parmaklarım cümle. çok güzel görünüyor Ha. aşkım mı dedim. Gerçekten ben burada çelişen iki şey görmüyorum. Çelişiyorsun Bahar diye bence bir söylemedim. tarafta kaldı. Sadece senin yaptığın yorum da Hayır, Meral'inkinden ayrıyeten farklı değil. Onu söylemeye çalışıyorum. ayrıyeten Aynı şekilde Sela'yın tarzı bu. yıpratıyorsunuz Bel yani. altı vurmak. Ben ne söylesem o oradan bir şeyler söyleyecek. Ama ben bu anlamda tıkalı değilim ama bu anlamda tıkalıyım. Ben sizin bunlarınıza cevap veremem. Çünkü ben bu konuda sizin gibi eğitimli değilim. Yani benim orada Sela'yın söylediği o cümleye verecek bir cevabım yok. Evet, bunun için düşünmeliyim çünkü. Bence Anlıyor senin musun? her şeye verecek bir cevabın Düşünmek için de Bahar'cığım. sürem yok. Bak Cevap şimdi. vermemeyi tercih ediyorum. Bahar'cığım senin her Bahar. şeye verecek çok güzel bir cevabın olduğunu sen de Bahar'cığım. ben de çok iyi Beni biliyoruz. dinliyorsun değil mi? Evet, az önce IQ'nun Şimdi düşüklüğünden falan bahsettin şöyle bir sanırım. O durum nedir var. peki? Ayrıca siz Einstein'giler falan değilsiniz. Burada bence artık bunun Ya yorumunu Bahar bir cidden kendine yapmayalım. gelir misin artık? Herkesten tepki görüyorsun. Bak bir şunu söylemeye Bir şey çalışıyorum sana. söyleyeceğim. Program başladığında herkes beni çok seviyordu. Şu anda yağmur ağladığı için herkesten tepki mi görüyorum? Hayır ne Böyle mi alakası var? Senin gerçekten? Yağmur'la olan arandaki Konuyu diyalog neden beni hiç yağmura çeviriyorsun ki ilgilendirmiyor. şu an? Bak beni hiç ilgilendirmiyor. Ben zaten bunların böyle olacağını tahmin ediyordum. Çünkü sizin kimseye saygınız yok ki birbirinize saygınız olsun. Bunun böyle Tamam, olacağını senin ben herkese biliyordum. saygın var ama kimsenin sana saygısı yok. Bence daha Valla benim acımasız bir durum. herkese diyaloğum Meral'le bile kavga ederken ben belden aşağı ona hakaret edecek. Senin arkada insanlara çok da kullanmak istemiyorum. İşte loser'sın Kullanma. bilmem nesin falan. Bunlar senin zaten kullandığın şeyler. Ben bunları bir ki arkadaşım dese ki Selay sen bu kelimeyi kullandın. Kimse diyemez. Çünkü benim öyle bir tarzım yok. Eğer size loser demem de sizi rahatsız ediyorsa ya da birine loser demem sizi rahatsız ediyorsa Türkçe orada kelime ben loser kullanın. dediğimde Türkçe gülmeyin. kelime kullanın. Çünkü bana güldüğünüzde bana prim verirsiniz ve benimle aynı suça da dahil olursunuz. Size göre alay ediyorum ya hani, sen de benimle ediyorsun Bahar ya senin hani. benimle alay et. Bak şimdi sen bir kere 18 yaşında bir genç kızsın. Senin benimle alay etmen beni şu kadarcık dahi etkilemez. Peki sence senden mi Etkilemez. bahsettim? Etkilemez. Hiç de etkilemiyor. Hiçbir zaman da etkilemeyecek. Sen ne zaman benim hissettiğim seviyede bir insan olursun, o zaman derim ki ya Bahar da bana bunu yaptı. Ya ben bir dikkat edeyim kendime derim. Aramızda birkaç arkadaş var. Eleştirilerini dikkate aldığım, konuştuğum. Ama sen benim için böyle değilsin. Sen benim için hani şirin, tatlı, zaman zaman fazla zeki, kurnaz. Ama benim için hiçbir etkin yok. Onun için hiçbir etkin Sizsiniz olmadığı kurnaz için ya. de. Sizsiniz. Burada kaç takla Bak hiç, atıyorsunuz görüyorum pardon, burada. takla Gözlerim mı? var benim. Evet, şu anda da zeki bir Bağırcığım. anımdasın. Gerek yok. Bağırcığım. Sinirlerimi bozmayın benim ama niye herkes benim üzerime geliyor? Ben de mi burada ayaklarımı yere vurmalıyım? Hayır, burada Yağmur'la benim tartışmamda Yağmur'la gerçekten senin tartışman beni hiç Hayır, ben hala ilgilendirmiyor. oradayım ve sen ondan da güç alarak bana bu kadar geliyorsun. Bak gerçekten umurumda değil. Tekrarlıyorum çünkü zaten ben bunun böyle olacağını sadece ben değil birçok kişi tahmin ediyordu. Size ben hatırlarsınız ikinci programı dedim ki siz aslında takışıyorsunuz birbirinizle dedim. Bunu ben söylemiştim zaten. İzleyenler bunu Ya bunu ben de hatırlayacaklar. söylemiştim zaten. Ben de Ha söylemiştim. tamam bunu söylemiştim. Hatta
sen de birbirinizin avukatlığını yapmıştınız. Benim 100 tane falan arkadaşım var. Yağmur da bunlardan bir tanesi. Onu çok seviyorum. O ağladığında ben üzülüyorum ama onun yaptığı her hareket bana sempatik geliyor. O yüzden kahkaha atıyorsun. Ben sevdiğim insanlara ya. Gülerim. Sen bana burada dünyanın en ironik, en tatlı şakasını yap. Ben belki falan yaparım. Ama Melike ya da Yağmur gerçekten orada yürüse bile ben bunu sempatik buluyorum ve gülüyorum. Bunda siz rahatsız edecek şey ne? Jüri üyelerimiz bunu kendilerine yapılmış bir saygısızlık olarak algılıyor olabilirler. Öyle olmamasına rağmen. Ama sizin sorununuz ne? Gülmem sizi niye rahatsız ediyor? Gene böyle hani abla gibi konuşmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama yani yaşı büyük insanlar konuşurken bu bir adab usuptur. Gülünmez, lafına karışılmaz. Yani bunlar hani bu yaşlarda öğrenilen bilmiyorum, şeylerdi. Ben gerçekten buraya eğlenmek için geldim. Niye tepki vereceğini öğrenmeye çalışmışsın? Çünkü Nihal burada çok eğlendi. Ben de buranın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bundan sonra da sizler için ekstrem ciddi, ekstrem şaka yapmayan bir kıza dönüşeceğim. Ama bunu sizin için yapacağım. Çünkü benim mantığımda buraya gelip böyle saatlerce hani uf ya şuna ne demeliyim filan, şunu da şurada söyleyeyim, şu da şurada dursun değil. Anlıyor musun? Ben mümkün olduğunca pratik şeyler söylüyorum ki size. Hani devam edelim, konu değişsin, farklı bir şey olsun. Yani farklı biri farklı bir şey söylesin diyeyim. Ama Bahar'cığım bazen ayarı kaçıyor işte, onu anlatmaya çalışıyorum sana. Bak sabahleyin gene sinirlerim bozuldu içeride. İnsanlar üstüne geldi, ağladın. Bak mesela üzüldüm, anladın mı? Bazen ben senin evet, ağlamanı çok üzülüyorum. Çok belli. Aa, niye ben senin yanına gelip demedim mi niye ağlıyorsun, ağlama diye. Sen kendin o tatlılığını, o şirinliğinin ayarını ayarlayabilsen burada kimseyle sorun yaşamazsın. Peki. Sen onu saygısızlığa götürüyorsun. Ya ben zaten biriyle sorun yaşadığım, yani direkt sorun yaşadığımı da düşünmüyorum. Sürekli birileri bir sorundan bahsediyor. Ben bu kadınla konuşmuyorum şey bile. Benim bir cümlem yoktur. Peki dinler misin? Rica ediyorum. Nihal burada çok eğlendi çünkü buranın kurallarına göre davranıyordu. Burada yapması gerekeni, sorumluluklarını yerine getirdikten sonra burada gerçekten eğleniyordu. Ama bu eğlence onu kendisini buranın merkezi yapıp etrafında herkes onun istediği gibi davransa şeklinde gelişmedi. O burada çok büyük mücadele verdi kendi fikrini ifade edebilmek için. Kalabalıklardan sıyrılmak için belli bir zaman mücadele etmesi gerekti. Bu bütün yarışmacılar için geçerlidir. Bu aşama böyle geçer. Sen eğer kendi istediğin zaman, istediğin şekilde davranmak istiyorsan burada bir ağırlığın olması gerekir. Bu şekilde davranarak da bu ağırlığı elde edemezsin. Katılıyorum. Elde edemezsin. Ben bana şu anda yüklemiş olduğunuz ama herkesin yüklemiş olduğu misyonu kabul etmiyorum. Çünkü ben neymiş o? O misyonu bir anlatır mısın? Çünkü ben buraya spiker olmak için gelmedim. Tamam, misyon ne? Model olmak için gelmedim. Bir saniye, gelmedim. Yavaş hani yavaş ben hep ciddi olmalıyım. Tamam. Ağzımı böyle yaparak konuşmalıyım. Hayatım ya. Yavaş yavaş gidin. Söylediğim her Bahar. Şey ciddi olmalı ya. Ama değil. Dinlemiyorsun. Çünkü ben dinlemiyorsun. Buradan... Dinlemiyorsun. Önce bununla başlayacağız. Önce dinleyeceksin. Özür dilerim. Ben senin dinlediğim için bir soru geldi aklıma ve onun cevabını almak istiyorum. Ben de mesajı aldım, burada cevap sana veriyorum. Yüklenen misyon nedir? Hani ben arkadaşlarıma göre Türkçe konuşmalıyım ya da jüri üyelerimize göre daha doğru Türkçe konuşmalıyım ya. Ben de diyorum ki buna gerek yok. Bunlar benim yapamayacağım şeyler, gerçekten değiller. Ben burada sadece eğlenmek istiyorum. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorum. Ben zaten arkadaşlarımın sabahki mutsuzluklarının farkındayım. Hı-hı. Ben ağladım ama onların da içi kan ağlıyordu. Ben müzik dinlediğim için içeride tartışma çıktı. Hani sabah saat daha çok erken bari. Hani müzik dinleyip burada dans ediyorsun, sinir bozuyorsun. Yapma dedikleri için ağladım ben. Böyle hissediyorum ve böyle davranıyorum. Gerçekten hani birilerinizin belki... Bahar. Hedefleri vardır. Bir şey olmak istiyordur. Örneğin o spiker olmak istiyormuş. Anlıyorum. İnşallah tamam, olur. Evet tamam, öyle davranmalı. Böyle durmalı ve dinler misin? Teşekkür ederim demeli. Ama ben değilim. Dinler misin? Buradan beklentin ne? Sadece eğlence mi? Evet, eğlenmek, arkadaşlarımla tanışmak. Ayrıca biz farkında tamam, değiliz burada... ama sizinle tanışıyoruz, sizinle tanışıyoruz, sizinle tanışıyoruz, sizinle de tanışıyoruz. Tanıştık, ben bunları tanıştık. Yapmak bak, istiyorum. Artık tanıştık. Hayatımda olsun istiyorum. Artık tanıştık. İnsanlar ne yapıyorlar bir sonraki aşamada? Ne yapıyorlar? Instagram'da takipçi sayıları artıyor. Hayır, ben yarışmacılardan bahsetmiyorum. Normal insanlar tanıştıktan sonra ne yaparlar? Samimi olmak isterlerse. İletişimlerini sürdürürler ya da sürdürmezler. Samimi olmak isterlerse daha çok görüşürler. Sen burada kaç kişiyle samimi olup hayatına sokmak istiyorsun? Benim sevdiğim arkadaşlarım var burada. Hayatın boyunca devam ettireceğin bir arkadaşlık bulduğuna inanıyor musun? Kişi isterseniz sayayım.
Problem nerede biliyor musun? Senin duygu durumuna göre fikirlerin değişiyor. Yağmur'la ya da Sela'yla çok bayılıyordu. Sen dedim program başında herkes beni seviyordu, şimdi beni niye sevmiyor? Bir anlamda belki bir hata yapmış olabilirsin. O yaptığın hatanın şu anda öfkesini arkadaşlarına yansıtıyor olabilir misin acaba? Böyle bence şey öyle mi? Değil. Burada herkes bir şeyleri içselleştirip... Durduk yerde insanlar niye sana soru cephe aldılar? Problemleri büyütürken ben bunların hiçbirini yapmadığım için her şeye okey dediğim için... Okey mi diyorsun sen? Meral'in üstüne en çok giden sensin. Bu problem oluyor. Meral'in üstüne en çok giden sensin. Her bu sadece bugün sözler... böyle çünkü artık ona i̇şte katlanamıyorum. Sinirlerimi bozuyor. Tamam. Sevimsizliği, sürekli muyum? Yorum yapması. Peki başa dönelim. Şimdi başa dönelim. Ne dedim? Hayatına kimi sokmak ister? Meral'i sokmak istemezsin mesela. Ama saatlerce burada onunla beraber oturmak zorundasın değil mi? Hayatımızda da istemediğimiz insanlarla mecburen bir arada olmamız gerekiyor. İstemediğim bir öğretmenden ders almak zorunda kalabiliyorsun ve o sınavı geçmek için çalışıyorsun değil mi? Bir emek vermek zorundasın. Her şey istediğin ama anda istediğin gibi olamaz. Olamaz ama duygu durumuna göre de senin fikirlerin değişiyor. İnsanlar da ne yapacağını şaşırıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Senin nasıl bir karakter olduğunu çözemiyorlar. Tamam ya, karakterim bu. Tamam. Yani ne yapabilirim? Ben buyum diyebilirsin. Ben değişmek de istemiyorum. Değişme zaten. Kimse senden bunu beklemiyor. Sadece ortak yaşamın kurallarına biraz daha uymanı bekliyor. Jüriyeleri de beni yanlış anlıyor dediğin için söylüyorum. Kimse seni doğru anlamak için uğraşmak zorunda değil. Burada senden 11 tane daha var. Aynen, zaten kimse kadar böyle bir çabada sarf etmiyor. O kadar, bunu da beklemiyorum. Tamam, o kadar özel olduğunu hissedebilirsin kendin için. Herkes kendisi için özeldir. Ama senden 11 tane daha var jüriyelerimiz. Onlarla da ilgilenmek zorundalar. Bahar bunu niye yaptı acaba diye oturup düşünmüyorlar mesela. Sayı azalır, hala burada kalırsın. Ondan sonra düşünebilirler. Biraz daha geniş bakarsan resme, büyük resme bakarsan ki bu zekaya sahipsin, belki daha anlayışlı, daha ılımlı olabilirsin. O zaman da bu kadar göze batıp hedef haline gelmezsin. Anlatabildim mi? Peki. Hazır mısın Selacığım? Geçebiliriz. Selay Topçuoğlu, ayakkabı 70 lira, çanta 100 lira, elbise 199 lira, deri ceket 200 lira. Selay hoş geldin. Senin yorumu başlamadan önce Bahar'a bir konuşmak istiyorum. Şu anda yaşadık olayı ben çözmeye çalıştım, anlamaya çalıştım. Ama bir türlü, yani senin söylediklerin başka, gördüm resim başka. Yağmur senin arkadaş mı? Yani sevdiğin hala birisi. Öyle mi bilmiyorum ama arkadaşım. Sevdiğin birisi değil mi? Neden ağlıyorsun? Ya çünkü birileri bir şey söylüyor. O bir şey yapıyor. Ben de ona bir şeyler yapıyorum ve böyle oluyor. Canım bak, yani eğer arkadaşsın, yani yardım etmeye çalışırsın, güzel bir destek vermeye çalışırsın. Eğer bir sorun varsa yardım edersin, bir şey yaparsın. Yani sen şu anda onu sinir krizinden gördün, yaşadın ve o sinir krizin sen sebebisin. Kız burada ağlığında koştu. Herkes yanında geldi. Sen gözüne bile bakmadın. Ben benim cümlelerimle o hale geldiğini düşünmüyorum. Yani dışarıdan da çok fazla müdahale oldu aramızdaki duruma. Bence kışkırtıldı yani ve öyle bir tepki vardı. Esra, ayrıca, pardon, gerçekten tamam. Ben Yağmur'la niye arkadaşım biliyor musunuz? Esra'cığım bir şey soracağım şimdi. Bahar, Yağmur senin yanında. Hareket ettirdiğinde bile bana komik göründüğü için. Bir saniye, ben bir şey seviyorum. Bir şey çözmeye çalışıyorum. Bir saniye. Esra zaten Yağmur senin yanında oturuyordu. Esin pardon. Bir cümle sana söyledi çıkmadan önce. Ne söyledi? Ağlamadan başladığın önce bir şey söyledi. Sebebi neydi? Neden ağladı? Bahar yüzünden. Yani tepkileri yüzünden niye böyle oluyor anlamadım. Üstüme çok geliyor. Çünkü ben sizin okudum. Konuştuklarınızı, ağzınızı okudum. Sonra ben bayılacağım, kendimi hiç iyi hissetmiyorum yorumlar karşısında. Dedi ve sonra zaten kilitlendi, hiç tepki vermedi. Yani sebebi Bahar olduğunu %100 ben de anladım bile. Yani burada oturuyorum,
özellikle şeyde bakıyordum, anlamaya çalışıyordum. Çünkü eğer arkadaşsın, eğer o kadar yakınsın, yani böyle bir şey hakikaten yapmamalısın. Ya ama dediğim gibi gerçekten psikanaliz uzmanı değilim ve yani Yağmur çok canım boş ver psikoloji sayılmam arkadaşı olmama rağmen. Yani ama kız o da orada bana aynı şekilde sinir tepki verdi. O zaman ben de sinir krizi geçirmeliyim ama, ve o suçlu ama, olsun. Ama bir saniye. Her şey yere kadar. Ama bu kadar kötü olurken birisi eğer arkadaşsa ama yanına en azı yanına girirsin. Ki? Üzül de böyle ya ne olduğunu su verirsin bir şey yaparsın. Ama veremem su yok. Bahar keşke gülmeseydin ama. Bahar'cığım sen buradan ben senin yüzünü baktım güldün. Evet. Güldün. Ya bilmiyorum bu kadar yani ciddi biz olduğunu düşünmemiştim. Mesela dakikalar geçti hala gelmedi. Ben bu boyutta olduğunu düşünmemiştim. Çünkü hani biz gerçekten kızar bizi iyi gözlemlediğinizi düşünüyorum. Sürekli gözleriniz böyle ve bize bakıyorsunuz. Biz hani ayaklarımızla bile sürekli şakalaşıyoruz olmasın. Ya. Hani ben hani bana yaptığı her şey o anmış gibi geliyor. Bahar seni alttan aldığı sürece siz iyi anlaşıyorsunuz. Ve Bahar ilk defa sana bu kadar Bahar tepkisini gösterdi. Yani pardon Yağmur sana ilk defa bu kadar tepkisini gösterdi. Sonuçta ortada. Yani aranızdaki diyaloğu zaten götüren Yağmur'un olgunluğuydu. Ve ayrıca Bahar, dilerim, ve ayrıca Bahar bir şey söyleyeyim mi? Aramızda bir diyalog senin kalmadı. Senin sürekli ağlamandan o kadar sıkıldım ki üniversiteye gidiyorsun sen. Artık çocukça değilsin. Sürekli böyle ağlaman, sürekli çocuklaşman gerçekten çok sıkıcı ya. Tamam tamam neyse. Olur neyse ya. Ben sadece şey gerçek resim gördüğüm için dile getirmek istedim. Ağlama Bahar. Ben senin şu anda ağladığının bile ama inanamıyorum. Ama ben kendimi iyice suçlu hissediyorum. Hayır. Oluyorsun sen kendini suçlu ya. Hissetmiyorsun. Sen kendini suçlu hissediyorsun. Arkadaşın yanında olurdun. Kusura bakma. Böyle bir dünya yok. Yalan yalan. Yok. Selay'cığım. Elbise güzel. Fena değil. Renkleri de güzel. Ama biraz daha dar olmalı. Arkada biraz daha şey almalısın. Kilo verdik. Biraz burada gene. Şey dizin. Dizin sonra biraz daha dar olmalı ve evet aynı öyle ve daha kısa olmalı. O ara boyu olmuyor. Hı hı. Ya da dizin altında olacak ya da biraz daha üstünde alabilirsiniz. Artık çok güzel kilo vermişsin, çok güzel vücutun sahipsin şu anda. Saçların değiştirmedin, dün aynı saç. Yok bugün böyle bir topuz. Ama arada gördüm. Topladın. Aa, evet şey. Dünkü de öyleydi. Elbise çok hareketli olduğu için hani net bir şey yapayım dedim. O parmakları görmek istemezdim ben. Parmak orada göstermemelisin böyle bir elbiseyle. Ceket üstüne alırsın. Belki daha modern şeyde fikir olur ama yani butun olarak fena değilsin. Ayakkabı beni çok rahatsız etti ve etin boyu. 7. Ayakkabın olmamış. O ayakkabılar en çok o bol paça pantolonların altında, bol paça jeanlerin altında. Hani paçaları yere vuran. Onların altında giyebilirsin veya bir tuvaletin altında. Hani kaldırsın diye. Bunda olmamış. Elbisene gelince de elbisenin biraz daha tüp olması gerekir. Bir arkadan kısar mısın? Evet, biraz ve biraz daha kısa olması lazım. Çok alaturka duruyor. Kolları da buraya kadar uzun. Daha şöyle bir tuakar bir kol olsaydı. Çek on. Yani değerlendirememişsin. Saçını beğendim. Bu makyajının saçını beğendim ama yani daha iyi olabilirdi. İşte bir elbisenin bolluğu, boyunun biraz uzun olması ve ayakkabı. Bunun altına şey çorap çizme gibi bir şey giyilebilir miydi? Ne giyilebilirdi mesela bunun altına? Çorap bir kere uzun onun boyu. O tam dizin altında olması lazım. Stiletto giyebilir. Böyle stiletto tarzı. Butik veya keser boyunca. Veya butik keser veya öyle bir ayakkabılar var ki kalın uzun topuk. Biraz platformu var altında. Mesela onlar daha iyi olur. Aynısı olabilir sadece parmak görmemeliyiz. Değil ha, mi? Kapalı. Çok fazla. Hı hı. Aynen. Evet. Ama öğrenmeye çalışıyorsun. Hiç sinirlenmiyorsun. Dersini çalışıyorsun. Bazen orta.
İyi bir yarışmacısın. Teşekkür ederim. Sen yine burada ablalığa, mahallenin ablalığına devam et. Kim ne derse desin. Sana gelince Bahar, öyle ayılıp bayılma numaradan. Ben hiç böyle bir ağlama görmedim. Hani çocuklar bile annesinden bir yaparlar. Yani ben inanamıyorum. Tansiyon mu ölçmemiz gerek yine inandırmam için? Ben ne yapabilirim inanmıyorum. Gel ölçeyim gel. Bilmiyorum yani bana ne yapmam gerektiğini söyleyin o zaman. Yani ağlamak istiyorum, ağlıyorum, gülmek istiyorum, gülüyorum. Hepsi yanlış. Şu an ağlıyorsun ama biraz önce onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir, o da bir ağlama. Ama ne yapabilirim? Ben duymamış kabul ediyorum o demez miyi. Tebrik ediyorum. Ben senin gibisini görmedim. Görmedim. Selacığım hoş geldin. Bir şu bana dizinin üstüne, hafif üstüne kadar çeksene. Çek çek çek. Çek çek çek. Biraz daha indir. İndir indir indir. Tamam. Dizin altında. Meral bir şey söyleyeceğim. Bir ayağa kalkar mısın? O ayakkabıyı senin boyun giyemez diye bir kamyon laf ettin ya Sela'ya. Kesiyor boyunu. Düzelteyim mi Hakan Bey? Ben dedim ki baktığım zaman dedim sanki o ayakkabıları daha uzun kişinin giymesi gerekiyor. Senin boyunu kesiyor demedin mi Sela? Hayır elbiseyle ilgili dedim onu. Ayakkabıyla. Daha uzun kişilerin giymesi gerekiyor senin boyunu kesmiş. Kesiyor dedi. Hı-hı. Emin ol, senin giydiğin o pantolonun birikmesi bileğine ve stilettonun rengiyle etini patlatman daha çok kesiyor. Emin ol buna. Teşekkürler, oturabilirsin. Açıklamama izin verir misin? Duyduğum şeyi hayatım, ben de duyduğum... Ben tamamen elbiseyle ilgili katlar mısın dedim. Ayakkabıyla ilgili de duydum. Ne olur arkadaşlarına yaptığını bana yapma. İzle yayını. Ben özür dilerim senden eğer böyle ben demediysen. Ben de özür dilerim ama dedim ki topuk çok büyük. Duyduğumu söyledim. Tamam. Selacığım, bu çok modern bir elbise. Ama sen bu kadar modern bir ruh halinde değilsin. Bence bu kadar modern şeylerden kaçın. Dün giyindiğin gibi daha klasik, daha şık kombinlere git. Çünkü bu elbise için saçın alaturka, ayakkabın alaturka, senin duruşun, ruhun alaturka elbise için. Sen bu kadar modern bir kız değilsin. Olmak zorunda da değilsin ama. Onun için, pardon? Yok öyle bir iddiam yok zaten i̇şte, de. Benim giyme sebebim şuydu. Hani ilk defa üzerime oturan bir elbise giydim. Düz onun siyahını giy o zaman. Tamam. Düz kırmızısını giy. Bak düz kırmızısını giy. Sen çok incelmişsin. Fiziğinin artık avantaj olarak kullanabilecek kadar incelmişsin hem de. Evet. O yüzden lütfen... bu oyunları burada yapma, özel hayatında yap. Bunlar sana puan kaybettiriyor çünkü. Ama Nur'un dediği gibi ödevini çalışıyorsun. Bugün bize öyle derdik ilkokulda. Elektrik daha kesildi öğretmenim, dün gece çalışamadım. İyi gidiyorsun. 6. Teşekkür ederim.